Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bedenimiz zaman zaman hasta olur. Hepimiz hastalık dönemleri geçirdik, rahatsız olduk. Hemen doktora koşuyoruz. Ama siz kendi kendinizi iyileştirebileceğinizi biliyor musunuz dostlarım benim? Bir yerlere koşmadan siz kendi kendinizi de rahatlıkla iyileştirebilirsiniz. Siz muhteşem bir şifacısınız. Nasıl ki o hastalıkları üzerinize çekiyorsanız, o hastalıkları alıp kendinize getiriyorsanız onları rahatlıkla kendiniz de uzaklaştırabilirsiniz. Biz bu hastalıkları nasıl çekeriz dostlarım benim? Şöyle bir düşünün. Bugün sevdiğiniz bir insanla tartıştınız. Moraliniz bozuldu. Aradan birkaç gün geçti. Yatak, döşek, yattınız. Ve hala daha o tartıştığınız olayı düşündüğünüz için duygularınız kabarıyor. Bu kabaran duygular da aslında sizi aşağılara çekiyor. Enerjinizi düşürüyor ve sizi yatak yorgan yatırıyor dostlarım benim. Burada dikkat etmeniz gereken o tartışmadan aldığınız duygulardır. Moraliniz bozuldu ve ne oldu? Enerjiniz düştü. Diyelim ki nezlesiniz. Ya da canınız bir konuya fena halde sıkıldı. Akabinde başınız ağrımaya başladı. Nereden geldi? Bu bizim kendi davranışlarımızdan geldi. Bu baş ağrısı hissettiğimiz duygulardan. Ya da bir sunum yapacaksınız. Çıktınız topluluk karşısına, heyecanlandınız. Bildiklerinizi unuttunuz, midenize kanatlar girdi ve mide ağrısından duramıyorsunuz. Bir bakın buradaki duygu nedir? Heyecan. O heyecan sizin enerjinizi aşağılara çekti. Hata yapma korkusuydu, başarısız olma korkusuydu. Ve bu heyecanla siz kendi kendinize kanatlar getirdiniz. Diyelim ki üzücü bir haber duydunuz. Sevdiğiniz birine bir şey oldu, acıdan bayılıyorsunuz. Neredeyse kalp krizi geçireceksiniz. Buradaki duygulara bir bakın dostlarım benim. Bu duygular bizi düşüren öfke, endişe, korku. Bu duygular hissettiğimiz zaman biz rahatsız olmaya başlıyoruz. Peki, kendi kendimizi hastalandırdığımız gibi, yani bu duyguları aslında es de geçebiliriz. Anda geldi, geçti de diyebiliriz. Ya da kısa bir süre sonra bunları üzerimizden atmanın yolunu bulabiliriz. Ama atmadığımız zaman ve içimizde tuttuğumuz zaman bu duyguları giderek frekansımız aşağıya aşağıya düşer ve ne olur? Bu bir rahatsızlığa, hastalığa dönüşür. Yani kısacası olumsuz duyguları tutarak kendinizi hastalandırıyorsunuz dostlarım benim. Her duyguya ait olan bir frekans var ve her frekansa ait olan da bir gerçeklik var. Siz enerji seviyenizi düşürerek kendinizi bu rahatsız edici frekansa iniyorsunuz. Ve hastalıkları o şekilde çağırıyorsunuz. Bedenimiz bu hayatta bizim ruhsal yolculuğumuzla ilerlememizi, yol alabilmemizi sağlayan
en muhteşem aracımızdır. Kimi zaman bize ruhsal şifamız için de hastalanarak yardımcı olmaya çalışır. Yani farkında olmadığımız ve içimizde taşıdığımız korkular, ön yargılar, öfkeler, eğer biz farkında olmadan bunları taşırsak tabii ki bizi bir yerlerde hasta eder, fark et der, mesaj gönderir. Fark edin ki bende bu var, bunları benden uzaklaştır, ben de iyileşeyim. Örneğin, kanser olduğunu öğrenen bir kişi eğer yaşama, tutunmaya karar verirse ne yapması gerekir? Bütün hastalıklar da aynıdır. Ne yapmamız gerekir? Öncelikle geçmiş ile hesaplaşmamız gerekir. İçimizdeki kızgınlık, öfke, kin, bu duyguları atmamız, affetmemiz, bunları tamamıyla hayatımızdan çıkarmamız gerekir. Çünkü onların ağırlığıyla biz bu rahatsızlığı üzerimize çektik. Ve geçmişteki acı anlara bir çizgi çekip önümüze pozitif bir bakış açısı koymamız gerekir. Yani eski bildiklerimizi unutmamız gerekir. İnsanlığın gelişiminden bu yana hastalıklar ruhsal şifalanma için bize ciddi anlamda hizmet etmeye de devam ediyor. Hastalık deneyimin en düşük frekanstaki karşılığıdır dostlarım benim. İçimizde hissettiğimiz her negatif duygu bizim gelişmemiz ya da geliştirmemiz gereken bir tarafımızı bize gösterir. Burada önemli olan nedir? Onları fark etmemizdir. Hayatımızın kaptanı biziz, hep söylüyorum. Patron biziz. Peki hastalıkları nasıl yöneteceğiz? Farkındalık çok bilinmezliği bir denklem gibidir dostlarım benim. Fark etmemiz gerekenler anda ve şimdi sürekli olarak değişmektedir. Her bilinmezden çıkan deneyim bizi bir üst frekansa taşır. Yaşamımız boyunca hizmet ettiğimiz ya da hizmet edildiğimiz bilincinde olursak, yaşadığımız deneyimlere de o gözle bakarız. O zaman mevcut dualite dışına çıkıp olaylara iyi kötü demeden sadece olan olarak bakabiliriz. Bu size ne kazandırır? Öncelikle negatif duygu üretmenizi ve frekansınızı düşürmenizi kesinlikle engeller. İkinci olarak da zihinde kalıp üretemezsiniz. Zihinde kalmak hastalıkları tetikler ve besler. Neden? Çünkü zihnimizde korkularımız, ön yargılarımız, kör inançlarımız vardır. Ve onları ön plana getirdiğimiz zaman biz bir adım ileri atamayız. Bizim içimizde şifacı bir güç var. Ve bunu hepiniz zaten deneyimlediniz. Eliniz bir yerlerde kesildi diyelim. Kan aktı, yaralandınız. Zihninize koymadınız. Bir müddet sonra bir baktınız ki elimdeki yara kapandı. Geçti. Yani biz bunu bilinçli zihnimizle yapmıyoruz zaten.
Bedenimizde muhteşem bir şifacı vardır dostlarım benim. Ben her zaman diyorum, şifacı bizim içimizdedir. Diğerleri rehberdir. Doktor da rehberdir, ben de rehberim. Benim gibiler de rehberdir. Hepimizin içinde muhteşem bir şifacı vardır. Yeter ki biz onun önünü korkularımızla, öfkelerimizle, endişelerimizle kapatmayalım. Yani zihnimizi böyle durumlarda devreden çıkarmamız gerekir. Peki biz kendimize nasıl şifa verebiliriz? Evet dostlarım benim, biz kendimize tabii ki şifa verebiliriz. Hastalıkları kendimize çektiğimiz gibi kendimizi iyileştirebiliriz de. Yeter ki buna inanalım dostlarım benim. Her şeyden önce inanç ilk adım. Ben kendimi iyileştirebilirim. Daha sonra geçin rahat edebileceğiniz, sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere, bir size iyi gelen esruman bir müzik koyun. Uzanın. 3-4 nefes alın. Rahatlayın. Ve içinizden geçirin. Ben kendimi iyileştirmek için izin veriyorum. Yani iyileşmenize izin verin dostlarım benim. Ve bunu isterken de çok rahat olun. Bunu bir olumlama cümlesiyle de dile getirebilirsiniz. Gözünüzü kapayın, rahatlayın. Ve deyin ki, anda, şimdi, bütün olasılıklar içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu olduğum ana gidiyorum. O anda olmayı seçiyorum deyin. Gerekirse elinizi ağrıyan bölgenize koyun, başınız ağrıyorsa. Ama rahat olun. Bir ışığın geldiğini imgeleyin. Şifa enerjisini çağırıyorum deyin. Şifa enerjisine, hastalığıma şifa olduğu için teşekkür ederim. Ve öyledir deyin. İçinizde istediğiniz renkteki ışığı seçerek sizin hasta olan yerinize aktığını, oranızı şifalandırdığını, istediğiniz sağlıklı ana biçime geldiğini hayal edin. Gerekirse elinizi de koyun. Işıkla içinizdeki şifacının birleştiğini ve bu işlemi muhteşem bir uyumla yaptıklarını hayal edin. Bu meditasyon halini 15-20 dakika deneyimleyin, sürdürün dostlarım benim. Ve meditasyonunuzu bitirdiğiniz zaman şifa enerjisine teşekkür edin. Ve böylece sonlandırın. Kalktınız oradan, gidin. Bir bardak su için, bol su için. Geçin, dinlenin. Ve bu meditasyonu hastalığınız iyileşene kadar yapmaya devam edin. İnancınızdan vazgeçmeyin dostlarım benim. Bunu kendinize layık görün. Ne zaman iyileşeceğiniz size kalmış. İyileşme sürecinize saygılı olun. Meditasyonu yaparken de iyileşmedim demeyin. Belki o hastalık kroniktir. Bir sürece ihtiyacı vardır.
Buna saygı gösterin, sabırlı olun ama inanarak samimi bir şekilde bu çalışmayı yapın ve kendinizi iyileştirin. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.